hidrojen de meyve ağaçlarının etrafına çukur açılıp bunun 1 kilosu 100 litre suyla karıştırılıp jöle gibi olur. Ve her ağaca 5 kilo jöleden bitkinin etrafından böyle çukur açılır. O çukura konur simit gibi. Üstü kapanıp 1,5-2 metre mesafeden ağaca göre bazı küçük ağaçlarda yarım metre, büyük ağaçlarda, orta ağaçlarda 2 metre, ceviz ağacında böyle 3 metre uzunluğunda bir çukur açılır. Üzerine içerisinde jöle gibi olan gübre konur, üzeri kapanır. Ne yapıyor bu? Hidrojen suyu tutuyor. Su tutucu. Ama dünyadaki bütün hidrojenler beyaz, bizimki gri beyaz, gri siyah. Neden bizim üretmiş olduğumuz beyaz değil de gri? Çünkü bunun içerisinde dünyada hidrojen üretenler sadece bir madde koyuyorlar içine. O da poliakrilat. Ne yapıyor poliakrilat? Su tutuyor. Başka bir şey yapmıyor. Besleyici özelliği yok. Bitkiye başka hiçbir faydası yok. Su tutuyor. Su veriyor. Okey, tamam, güzel. Ama biz ne yaptık? Bir, humik asit kattık. İki, fulvik asit, yani organik karbon. Karbon kattık. Organik madde. Artı mineral. Bor, çinko, mangan, demir. Ama biraz önce bahsettiğim gibi diğer firmalar üretmiş olduğu gibi kaya gibi mineral değil. Topliğine başı gibi incecik. Zerre halinde. Zerre ve küre. Evet, ne yaptık? Bunun içerisinde humik asit var, fulvik asit var, bor var, çinko var, mangan var, demir var. Ama monoatomik zerre çapında, zerre. Atomik yapıda, atomik. Zerre demek Arapçada atomik demek, yani küçük, en küçük parçacık demek. Biz diğerlerini ürettirmiş olduğu gibi küre, büyük madde olarak üretmedik. En küçük madde olarak ürettik. O nedenle çok önemli. Bu toprağı nemli tutar, bitkiye su ihtiyacını karşılar, toprağı alkali yapar, bitkinin hücresini, DNA'sını tamir eder. Genellikle kurak yerlerde veya domates, biber, patlıcan ekilirken bu jöle daldırılarak ekilir. Ormuz tarım ve ormuz hidrojen mükemmel ürünler. Şimdi bir haftadır uyuyamıyorum. Neden uyuyamıyorum? Kafamda yeni fikirler var. Yeni fikirler olduğunu sabahlara kadar uyuyamam. Onunla ilgili rüyalar içerisindeyim.